Kâbe, insanlık tarihine şahitlik etmiş, birçok peygamberin hatırasıyla dolu bir evdir. Allah'ın evidir. Hazreti Adem tarafından inşa edildiği rivayet edilen Kâbe, daha çok Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail ile anılır. Mekke'nin fethiyle Kâbe'yi asli kimliğine kavuşturan Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmuştur. Bizler peygamberimizin hatıralarıyla dopdolu olan Mekke'yi, Kâbe'yi, Medine'yi, Ravza'yı çok özledik. Allah herkese kutsal topraklara gitmeyi, hac ve umre yapmayı nasip eylesin. Kâbe'nin yollarında bugün Türk sanayisinin duayen isimlerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Eski Başkanı ve Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun Bey bizlere hac ve umre hatıralarını, o mübarek beldelerde yaşadığı duyguları nakledecek. Efendim, önce teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalar diliyorum. Yayınlarınızla halkımızı aydınlatıyorsunuz. Kâbe'ye gitmek bir turistik seyahat değil. Bir sıradan ziyaret değil. O anı yaşayanlar o heyecanı bile anlatma gücünü kendinde bulamıyor. Yani öyle bir şey ki, nasıl ki ömründe herhangi bir meyveyi yememiş bir insan o meyvenin lezzetini anlatamazsanız, ki çok zor, Kâbe'ye gitmenin heyecanına ve ilk defa Kâbe-i Muazzama'yla karşılaştığınız andaki duygularınızı anlatmak mümkün değil. Bu ancak yaşanır. Onun için Cenab-ı Allah nasip etti. Önce 70'li yıllarda umre yapmak nasip oldu. Ondaki yıllarda gerek iş icabı, gerekse resmi ziyaretler olarak umrelere gittik. Fakat 1985 yılında ilk haccımı yaptığım zaman o hac heyecanını ve duyduğum duyguları anlatmak mümkün değil. Umreden çok daha farklı bir heyecan ve maneviyat yaşıyorsunuz. Tabii bu seyahatler sırasında unutamadığımız hatıralarımız da oldu. Bir tanesi, mensup olduğum kare grubuyla gittiğimizde tam tavaf yapıyoruz. Üçüncü tavafı yapıyorduk herhalde. Önümüzde kalabalık bir Türk hacı grubu vardı. Birdenbire onların içinden bir tanesi bağırarak "Esrahmın abi, Esrahmın" de üzerime geldi. Yanımdaki Ali Hoca hemen önünü kesti. "Sakin ol, sakin ol. Bu fotokopisi" dedi. Bakandım. Halkımız bir bakanın Allah'ın emri olan bir farz ibadetini yerine getirişini, o heyecanlı, o Kâbe ile bütünleştiği anda bile nasıl haykırarak dile getirdiğini hiç unutmuyorum. Hacca gitmek, Allah herkese nasip etsin, büyük bir olay, büyük bir değişim. İnsanın yeniden kendini yenilemesi, hayata gelmesi
ve ondan sonraki hayatında Allah'ın emirlerine uygun olarak ve dünyaya da küsmeden yaşaması şeklinde ve herkese örnek olması şeklinde kabul etmek lazım. Tabii ki Medine ile ilgili de çok güzel hatıralarımız oldu. Orada çok değerli ilim adamlarımızı da tanımak nasip oldu. Mesela ilk gittiğimizde Odalar Birliği heyeti olarak gitmiştik. Efendim Sami Ramazanoğlu Efendi'yi ziyaret etmek nasip oldu. Sohbetlerinde bulunduk. Sonra Musa Topbaş Efendi'yi ziyaret ettik. Sonra da Arif Hikmet Kütüphanesi'nde genel müdürlük yapan büyük alimlerimizden Ali Ulvi Kurucu Efendi'yi ziyaret ettik. Müsaade ederseniz Ali Ulvi Kurucu Efendi'nin devraldığı Arif Hikmet Kütüphanesi'nin hikayesini de sizlere arz etmek isterim. Malumlarınız olduğu vesile Arif Hikmet Efendi uzun yıllar Şeyhülislamlık yapmış bir ilim adamı. Şeyhülislamlıktan önce de Medine'de Osmanlı Devleti'ni temsil eden görev yapmış. Yaşı ilerleyince Medine'de Hazreti Hasan radıyallahu anh Efendimiz'e ait olduğu söylenen araziyi satın alarak tam Medine-i Münevvere'de Ravza-i Mütahara'nın hemen yanı başında aşağı yukarıdaki mesafe Cennetül Baki mezarlığının sol tarafında 250-300 metre mesafede o araziye güzel bir kütüphane yaptırıyor. Kütüphanenin bahçesine bir de 3 katlı kütüphaneye hizmet edecek görevlinin kalınacağı ev yaptırıyor. Ve bütün dünyada Şeyhülislam olduğu için el yazması olan çok değerli 5000 kitap temin ediyor. Ayrıca 4000 tane de baskılı kitap temin ediyor ve bunları kütüphaneye yolluyor. Padişah Abdülmecid Efendi'yi ziyaret ediyor. Hünkârım diyor, ben artık yaşlandım. 94 yaşıma geldim. İzin verirseniz Medine'ye yerleşip kütüphanede gelen mümin kardeşlerimize hizmet etmek istiyorum. Padişah Efendi de diyor ki, sen büyük bir alimsin. Bütün İslam alemine Şeyhülislam olarak hizmet ediyorsun. Orada sadece Medine'ye gelenlere hizmet edeceksin. Müsaade etmiyorum diyor. Onun üzerine tabii böyle bir emirle karşı karşıya kalınca vasiyet ediyor eşine. Bir alim belirleyin ve onun her türlü masrafını karşılayın ve bu kütüphanede görevli olarak kalsın. O sırada İstanbul Valide Camii imamı ve hatibi 7 kıratta birkaç makamla Kur'an-ı Kerim'i efendim okuyabilen ki Mehmet Akif Ersoy'un hatıralarında da vardır. Çok yakın ahbabı, dostu. Eynli Hasan Efendi isminde bir alimi belirliyorlar. Kendisine tebliğ ediyorlar. O da kabul ediyor. Böyle bir mübarek yerde hizmet edebilmek için. Ailesiyle beraber Medine'ye göç ediyor. 50 yıl, 1958 yılına kadar kütüphanede hizmet veriyor. Tabii Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışıyla çok büyük sıkıntılar çekiliyor. Fakat bu sıkıntıları yeniyor. Hatta Medine-i Münevvere
muhasara altına girdiğinde kitapları İngilizler yok ederler diye Fahrettin Paşa'dan izin alarak trenle Adana'ya getiriyor, Adana'da muhafaza ediyor. Olaylar bittikten sonra tekrar götürüyor. Yaşlandığı zaman efendim oğlu Mahmud Efendi'ye devrediyor. O sırada Mahmud Efendi Efkaf Müdürü Medine'de izin alıyorlar, kütüphane müdürü oluyor. Mahmud Efendi hizmet ettikten sonra görevi Ali Ulvi Kurucu Efendi'ye devrediyor. Ne yazık ki şimdi modernleşme döneminde o kütüphane yıkıldı, ev yıkıldı. Arkada aşağı yukarı batı tarafında Medine Mescid-i Nebevi'nin batı tarafında çok modern bir kütüphane kuruldu. Oraya taşındı kitaplar. Nasip oldu, ben Mahmud Efendi'yi 104 yaşında ziyaret etme şerefine nail oldum. O da şöyle oldu. Türkiye Odalar Borsa Birliği Başkanı'ydım. Medine Ticaret Odası'nda toplantı var. Başkan, Allah rahmet eylesin, Ahmet Sahap. Yardımcısı da Halil İbrahim Gullam Efendi. Halil İbrahim Gullam Efendi çok arı Türkçe konuşuyor. Merak ettim, Türkçeyi ne güzel konuşuyorsunuz diye. Ben dedi, Türk'üm dedi, kökümüz Eğin'den gelme dedi. Ben de Eğinliyim, çok birdenbire heyecanlandım, duygulandım. Onun üzerinde dedi, Ali Ulvi Efendi sana anlatmadıysa ben seni yarın bir yere götüreceğim dedi. Hakikaten o kütüphanenin hemen arkasında bir sokak gittiğimizde sokağa ismini vermişler, Eğinli Mahmud Efendi Sokağı diye. Gittik, Mahmud Efendi'nin elini öpmek, duasını almak nasip oldu. 104 yaşındaydı. Ondan sonra da Ali Ulvi Efendi tabii kütüphaneden görevi devretti, emekli oldu. Sonra da kütüphaneyi zaten dediğim gibi taşıdılar. Medine'de de böyle heyecan verici, duygusal günler yaşadık. Çünkü Hasan Efendi tam 50 yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda Kur'an-ı Kerim okumuş. Allah gani gani rahmet eylesin. Dolayısıyla o mübarek beldeleri ziyaret etmek ayrı bir heyecan, ayrı bir maneviyat. Ama kendinizi vererek biraz da nasip olacak tabii. Teslim olarak ziyaret yapmak lazım. Yani Medine deyip geçmemek lazım. Orada ayrı bir huzur var. Ayrı bir şey yaşıyorsunuz. Mekke'de bir ayrı heyecan duyuyorsunuz. Yani şunu söylemek istiyorum. Gitmeden önce muhakkak hazırlanmak lazım. Ve bilen insanlarla beraber gitmenin de ayrı bir anlamı var. Efendim aslında tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yapılan haçlarda çok büyük anlamlar var. Bu anlamların bir tanesi bütün İslam ülkelerinden gelen hacıların birbirini tanıması, ülkelerinden haber getirmesi, ekonomik, sosyal, diğer gelişmelerin tartışıldığı, görüşmelerin yapıldığı, işbirliklerin kurulduğu bir meclis haline geliyor. Zamanla bu tabii nüfusun da artmasıyla, yüz binlerin gitmesiyle dağılıyor. Aslında İslam Konferans Teşkilatı'nın kuruluş sebeplerinden bir tanesi de bu. Ama maalesef Konferans Teşkilatı'nın çalışma sistemi, protokoller dolayısıyla Kabe'de yapılamıyor. Onun için yani oraya gidenler sadece ticaret konusunda hediyelik eşya alma heyecanına kapılıyor. Bazı tanışmalar oluyor. Ama eğer heyetler olarak gidilmişse, mesela biz iş dünyası olarak gittiğimizde bir de rahmetli Turgut Özal'ın öngörüsüyle Suudların Türkiye'ye
petrodolarlarını Amerika yerine, Avrupa yerine, Türkiye'ye getirmeleri, yatırım yapmaları konusunda bizi görevlendirdiği zaman Türk Suud Yatırım Holding'in kuruluşları sırasında heyetler halinde gittik. Bu heyetlerin içinde bakanlar, başbakan yardımcıları, Maliye Bakanlığı'ndan temsilciler de oluyordu. Bu gibi ziyaretlerde işte o belirttiğiniz toplantılar yapılıyor ve o toplantılarda hem şirketler arasında bazı ilişkiler sağlanıyor, hem ülkeler arasında ekonomik zorlukların kaldırılmasıyla yeni gelişmelere sebebiyet veriliyor. O bakımdan çok önemli. Hatta müsaade ederseniz bir hatıramı da bu arada anlatmak isterim. Böyle bir toplantıya gittiğimizde rahmetli İbrahim Bodur Bey de vardı. Bir konu dikkatimi çekmişti benim. Yol boyu mikat noktasından sonra tabii ayrı bir manevi haz duyuyorsunuz. Cenab-ı Allah oraya ayrı bir yaşam, huzur beldesi olarak yaratmış. Onu yaşıyorsunuz. Fakat mikat noktasından sonra da çok büyük ebatlarda ışıklı büyük panolar, reklam panoları dikkatimi çekti. Bunlar saatten tutun radyoya, radyodan tutun otomobile, otomobilden tutun makyaj malzemesine, kadınların kozmetik malzemelerine kadar reklamlar. Dolayısıyla fevkalade rahatsız oldum. Yanımda rahatsızlığımı rahmetli İbrahim Bodur Bey'e arz ettim. Çok ilginç dedi, bunu gündeme getirelim dedi. Ve toplantıda o zaman Şeyh İsmail Abu Davud, Allah rahmet eylesin, İslam Ülkeler Odalar Birliği Başkanı'ydı. Ben de başkan yardımcısıydım. Orada yapılan toplantıda bunu gündeme getirdik. İşi bakana ulaştırdılar. Ve ondan sonra o reklamlar mikat noktasından itibaren azaltılmış. Hala birkaç tane görüyoruz. Ama onların yerine küçük de olsa yol boyu hadis-i şerifler ve ayet-i kerimeler kondu. Dolayısıyla o yolu kat ederken de maneviyatınız biraz daha onları takip ederek artıyor. Dolayısıyla bu toplantılarda bu tip güzel gelişmeler de elde edilebiliyor. 2016 yılında Parlamenterler Birliği'nin düzenlediği bir umre ziyaretindeyiz. Görevlerimizi yaptık. Eski ayrılmış milletvekilleri var, aktif milletvekilleri var, bakan arkadaşlar var. Heyet kalabalık. Artık dönüşümüze 2-3 gün kalmıştı. Akşam otelde yemek yiyoruz. Yemekten kalkınca yandaki masada oturan ağırlıklı olarak milletvekillerinin ve eşlerin aile eşlerle gitmiştik. Birisi dedi ki abi dedi bazı suallerimiz var. Masamıza buyurur musun? İyi oturayım dedim bir çayınızı içeyim. Oturduk. Milletvekillerinden birinin hanımı konuşmanın sohbetin sonuna doğru dedi ki abi siz buralara çok gelip gitmişsiniz. Burayı çok iyi biliyorsunuz. Buradan ne alıp götürelim? Ben de dedim ki burada her şey var. Ama benim size tavsiyem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendinin sadakatini. Hazreti Ömer radıyallahu anh adaletini, Hazreti Osman radıyallahu anh efendinin mütevaziliğini ve Hazreti Ali efendimizin de ilmini alırsanız buradan manevi bir zenginlikle gidersiniz. Kadın başladı ağlamaya.
O ağlayınca diğer hanımlar da ağlamaya başladılar. Ama dedim bunları tek tek bulamazsanız, Hazreti Ayşe validemiz buyuruyor ki, Resulullah'ın ahlakı Kur'an-ı Kerim'di. Dolayısıyla bir Kur'an-ı Kerim'i buradan ister alın, isterse İstanbul'da, Ankara'da daha güzelleri baskı olarak oluyor. Kur'an-ı Kerim'i alır, onun mealini, tefsirlerini okursanız bunları da buradan alıp götürmüş olursunuz dedim. Millet ağladı, 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 öylece veda ettik. Bu ziyaretlerimiz sırasında birkaç şiir yazdım. Bunlar tabii manevi değerleri olan şiirler. Zannediyorum onun üzerinde olanı da çeşitli bestekarlar ve başta Amir Ateş hocamız tarafından bestelendi. Ben aslında mühendisim. Ömrüm fabrika kurmak, sanayinin çilesini çekmek, makine gürültüleri arasında geçti. Fakat zannediyorum annemden gelen bir destekle zaman zaman şiirlerim olmuş. Bu şiirler 80'in üzerinde Türk sanat müziği, halk müziği ve ilahi olarak bestelendi. Bunlardan onun üzerinde olan da ilahi. Amir Ateş hocamızın ve Erdoğan Tozoğlu hocamızın, diğer bestekarların bestelediği ilahilerimiz halen Mevlid gecelerinde televizyonda veyahut da diğer merasimlerde okunmakta. Tesadüfen kardeşimiz şiir kitabımı verdi, ben de açtım. İman ve İslam şiiri çıktı. Bunu Rast makamında Erdoğan Tozoğlu hocamız bestelemiş. Billah iman ederek meleklere inandık. Kitabına sığınıp Resul aşkıyla yandık. Secdene kapanarak rahmetine ram olduk. Orucunu tutarak şifa bulmayı umduk. Zekatını vererek arınmaya çalıştık. Kabe'ne yüz sürerek affına talip olduk. Elhamdülillah deyip rahmetine sığındık. Elhamdülillah deyip rahmetine sığındık. Bir başka şiirimi Mekke'de Arafat'a giderken yazmışım. Yüzler sürdük Kabe'nin taşlarına. Eriştik müminlerin aşklarına. Kabe şahittir gözümüz yaşlarına. Affet bizi de ya Rab. Huzur doludur Mekke geceleri. Okunan kutsal Kur'an heceleri. Af oluyor burada niceleri. Affet bizi de ya Rab. Fani dünyayı gönülden hep dışladık. Tövbe edip şeytanları taşladık. Hayatımıza yeniden başladık. Affet bizi de ya Rab. Affet bizi de ya Rab. Benim her yurt dışında çıkışımda, o mübarek beldelere gidişimde çok değerli yazar, araştırmacı Yavuz Donat kardeşimiz haber alır, bana telefon eder. Ali abi, biliyorsun babam Mekke'de vefat etti, kabri orada. Ne olur duadan onu mahrum bırakma. Bir, iki, üç. Bir gün gene telefon etti. Yavuz Bey'e dedim ki, yav kardeşim ben senin dua taşeronu muyum? Gel kendin et. Onun üzerine hazırlandı, geldi. Hep beraber güzel bir efendim umre yaptık. Başka arkadaşlar vardı. Bu arada Mekke Ticaret Odası'nı ziyaret ettik. Mekke Ticaret Odası'nın genel sekreteri Tunusi efendi.
İstanbul'da 7 yıl Suudi Arabistan Başkonsolosu olarak görev yapmış. Gayet güzel Türkçe bilen, çünkü anne tarafı Türk, babası da Türkçe bilirmiş. O devirlerde çeşitli ülkelerden giden hacıların kendi delilleri olmazmış. Türkiye'den giden hacılara delillik babası yaparmış. Hep söylerdi, ben Türk hacıların verdiği harçlıkla okudum diye. Ve gurur duyardı. Babasının bir hatırasını anlattı. Önde Safa Merve'de sayı yapıyorlar. Tabii bizim Türk hacılar duaları bilmediği için bildiğiniz gibi delil yavaş yavaş okuyor. Onlar da tekrar ediyorlar. O devirde oteller yoktu, binalar yoktu da. Hemen Safa Merve'nin yürünen yolun kenarı kumsaldı. Kumların üzerinde bizim halk pazarlarında olduğu gibi ahşaptan tenteli tezgahlar vardı. O tezgahlarda kumaşlar, hediyelik eşyalar, tellikler satılıyor. Tunusi Efendi'nin babası bir gün önce oradan terlik almış. Deri terlik. Ve o zaman terlikleri koyacak şimdiki raflar falan yoktu. Ben ilk gittiğimde de yoktu. Terlikler herkesin koltuğunun altında. Duayı tekrar ediyor. Tam o terliği aldığı yere geldiğinde de terlikçiye Arapça olarak diyor ki, bu terlikleri dün ben senden aldım. Ayağımı vuruyor. Bunları sana iade ediyorum diye. Tabii arkadaki bizim hacılar da aynen söylediklerini duadır diye tekrar ediyorlar. Terliği fırlatınca arkadaki 30 tane hacı terliklerini adamın yüzüne fırlatıyor. Böyle bir hatırayı da Tunusi Efendi'den dinlemiştik.